Radyonun sesini kısayım, birazdan açarım. Ben de işte mutfağı toparladım, süpürdüm, toz aldım, bu kadar. Başka da hiçbir iş yapmadım. Şimdi malzemeleri söyleyeyim. Elmas kurabiye. Çocuklarınız bu lezzeti bayılacak. Bir de böyle ortasına da çikolata koyuyoruz piştikten sonra. İnanılmaz lezzetli oluyor kızlar. Kesinlikle deneyin. 125 gram burada tereyağı, margarin, ikisi de olur, hiç fark etmez. Bir su bardağından şöyle bir parmak eksik pudra şekeri, bir çay bardağı sıvı yağ, bir tane yumurta, 3 yemek kaşığı kakao koydum. Böyle aman aman tepeleme koymadım kakaoyu. 3 yemek kaşığı. Kabartma tozu, vanilin. Burada da unum var. Şimdilik kızlar bakın, ben unu tam nasıl söyleyeyim ben size. 4 su bardağı un koydum ama onu da söyleyeceğim kaç su bardağı gittiğini. Birden katmayalım. Telefonu da tripoda koyayım. Hadi hemen bunu yapalım. Böyle sıvı yağını, yumurtasını kırdım. Margarin zaten içindeydi. Pudra şekerini, kakaosunu. Şimdi ununu ekleyeceğim, vanilyasını, kabartma tozunu. Fırında çalıştırayım önceden. Hamurumuzu toparladık. Yaklaşık 3,5-4 su bardağına yakın un gidiyor. Şöyle ben size hemen kıvamını da göstereceğim. Bakın kıvamı da bu. Hadi şimdi şekil verelim. Ya zaten şekil verelim diyorum ama yuvarlayacağım. Şurada toz şekeri döktüm tabağa. Şimdi bulayıp tepsiye, sonra ortalarını böyle bir oklava yardımıyla deneyeceğiz arkadaşlar. Hafif böyle içini çukur yapacağız. Saatte kaça geliyor? Saat 2:20 geçiyor. Fırını çalıştım. Çalıştırdım 175 derecede, alt üst ayarda. O şimdi ısınsın önceden. Soğuk fırına sokmayalım kurabiyeleri. Bugün azıcık büyük mü oldu canlar? Çok da aman büyük de olmasın, zaten kabarıyor da. Evet, sanki şu birazcık büyük oldu. Neyse artık öyle olsun. Buram buram kakao kokuyor. Kurutma makinesi de çalışıyor bir taraftan. Neyse, bulaşık makinesini boşalttım. Şu yemeğin sosunu da hazırlayalım. O zaten kolay. Karnabahar yapacağım fırında, sebzeli. Sosunu hazırlarım. Eve geldiğim gibi yanında bir çorba. Yoğurt çorbası düşünüyorum yapmayı. Yoksa mercimek mi yapsam? Bilmiyorum, bakayım. Geldikten sonra karar veririm. Şimdi şöyle bir saniye tepsiyi de alayım. Ekran tam mı? Bir tarafında bakayım da. Şöyle toz şekeri bulayıp tepsiyi aralıklarla dizelim. Şunlar biraz büyük olmuş. Şöyle olsun. Bir tane daha koyabilirim. Evet, tamam. Aslında ben tuzlu kurabiye de yaparım da işte dışarı çıktığım zaman birazcık böyle vakit de geçiyor. Bir türlü evin yolunu bulamıyorum. Valla kar, yağmur yağana kadar dışarıda böyle vakit geçiririz. Siz de seviyorsunuz böyle züccaciye, mağaza gezmesini. Zaten İnegöl'de küçük bir yer. Keşke böyle daha çok mağaza falan olsa. Aslında ben sizi var ya Mobilyum AVM'ye de götürürüm ama maalesef orada çekim yaptırmıyorlar. Ben hemen şu oklava olayını göstereyim size. Şu oklavamı alayım. Şöyle çatlasın. Problem değil. Evet. Ben birazcık daha onları yakınlaştırırım. Eğer hamuru var ya aşırı böyle sert yoğurursanız hep böyle çatlar. Zaten hamuru da toparlayamazsınız. O yüzden onu mutlaka yavaş yavaş ilave edelim.
Evet böyle. Şimdi Instagram'daki takipçilerime de çekimini yapayım. Arkadaşlarım Instagram'da maşallahım var, maşallah diyeyim. Yani güzel ilerliyorum orada. Sayfama bekliyorum. Instagram sayfam Aysun Altire Kitchen. Hepinizi bekliyorum. Orada da desteğinizi esirgemeyin. Şimdi kızlar, ben size böyle birkaç kere de söyledim. Biliyorsunuz ben artık böyle yaptığım paylaşımların tariflerini shorts video olarak yayınlıyorum. Shorts videolarda şöyle ana sayfaya geldiğinizde hani kanal, işte videolar, shorts filan yazıyor ya, oraya tıkladığınız zaman short kısmını zaten mutlaka size düşüyordur abone olduğunuz için. Bütün yaptığım tarifleri, işte bu paylaşımları orada böyle müzik eşliğinde, bazen böyle kahve filan da yapıyorum. Belki bu akşam da bir kahve yapabilirim. İşte müzik koyuyorum. Güzel de oluyor. Oradan bakabilirsiniz. Tarifleri yorumlara sabitliyorum. Açıklamaya da sabitlerim aslında. Bundan sonra hem açıklamaya da sabitleyeyim unutmazsam. Tarif de orada. Oradan bakabilirsiniz. Desteğinizi de bekliyorum. Beğenilerinizi, yorumlarınızı. Orada da beni yalnız bırakmayın. Bırakmayın. Hadi şimdi ben kaldığım yerden de devam edeyim. Arkadaşlarım elektrik gitti. 5'te gelecekmiş. O da bilemem. Belki 6'da olur. Ve fırında kurabiyelerimiz kaldı. Ay anacığım, oy, telefonumun şarjı da %20. Çok idareli kullanmam gerekiyor. Şimdi bir mercimek çorbası yapıyorum. Fırında karnabahar, hadi o 6'da yapsam da olur da yemek saati için. Şu kurabiye, şimdi canım sıkıldı. Ve Facebook'ta yazıyormuş, Birgül de bunu biliyormuş. Onu aradım. Acaba dedim hani bizim şalter falan mı attı, hani ana şalter, sana getireyim diye hemen. Ben biliyordum dedim, var ya seni, var ya seni. Kız bu kurabiyeler olmadı ki. Şimdi bakacağım ama. Tam da bakar mısınız? Kabarmış. Artık kızlar, kader, nasip. Nasipten öte yol yok. Dursun bakalım. Ben de hemen şu çorbayı aradan çıkartayım. Karnabaharın sosunu da hemen söyleyeyim şöyle size. Elektrikli olmadığı için şu balkon kapısının ışığından, yani dışarıdaki ışıktan faydalanıyorum. Yarım su bardağı kadar zeytinyağı, kırmızı toz biber, acı olanı kullandım, pul biber kullandım, azıcık kekik serpiştirdim, çok az tuz ilavesi, sebzelerin üzerine de dökeceğim. Şimdi ben bunu hazırlayayım, köşede dursun, elektrikler geldiği gibi hemen sebzelerin üzerine döküp hemen fırına, acayip lezzetli oluyor. Bu akşamki menü çorba, fırında karnabahar, sebzeli karnabahar. Yemek de kaynadı. Aman taşmasın. Şu mercimeğim var ya, taştığı zaman temizlemek de çok zor. Şöyle dursun bu da. Şunu da alalım. Bir gününde kargosu gelecekmiş. Biraz dedi böyle arada sırada dışarı bak. Şöyle kapağı kapatayım da. Aman. Tamam böyle. Yine günün havası çok kirli. Şu an dikkat edersiniz. Bayağı kirli bir havası var. Kışın zaten felaket. Yine en güzel yerler Alanyurt tarafında oturanlar. Oralar daha böyle yüksek kesim. Burası çok fena ya. Fabrikalar da yakın ya, ondan. Mikail'i aradım. Kaçta geleceksin? O da dedi akşama doğru gelirim. Vallahi dedim, elektrikler ya 5 ya 6'da gelecek. Hani ona göre. Çünkü bir fırında karnabahar yapacağım. Hadi bakalım. Geldik markete. Arkadaşlar şoka geldim. Buradaki şu borcamları sizinle paylaşayım. Bilmiyorum her borcamda bu kadar her şok markette bu kadar aktüel ürün var mı, ama bu şok market çok büyük. Şarj da bitiyor. Şunlar 79 TL tencere, 49, şu 89, şu benim aldıklarım 69 TL. Şöyle kapaklı olanlar, bakın. Şundan benim de var ama bu bayağı biraz böyle küçük bir boy. Bu da 99. Şu tencereleri de göstereyim size. Renk renk. Keramika. Güzel aslında. Sonra bu ne? Saklama kabları.
Şöyle limon sıkacağım. Şarjı bitirmeden çekim yapayım. Tüm bardaklar. Şu da güzelmiş. 44 TL Paşa Bahçe'nin. Şu benim evimde kullandığım 59. 60 diyeyim ben size, küsuratlı. Aa, bu da çok şık. Paşa Bahçe'nin. Ay nasıl başım çaplı bu. Kızlar şu da çok güzel. Dur şu. Şunlar. Başka. Bunlar hep işte haftalardır böyle şey, her hafta gelen ürünler kalmış böyle. İnsanlar da alım gücü de kalmadı ki alsın. Daha BİM'e gitmedim. Bunu az ilerisi BİM. Ha, şu dün ben gezmiştim. Nereye? İstanbul Cozuk Pazarı mı? İstanbul Sarı Pazarı mı? Ay ismini de unuttum. Bu ne kadar kapaklı servis. Bu aslında var ya, bu çok güzel. 119 TL. 3 katlı çerezlik diyor. 89, o yok. Şu 2 katlı. Bakın kek kalıbı. Kelepçeli. 79 TL. Ay çok güzelmiş bunlar. Bakın. Çok güzel. 26 santim şöyle fiyatlar yazıyor. Güral porselen. Şimdi ona bakmayayım. Başka. Tepsiler falan da var. Mika bunlar. Şu benim aldığım çinar kabı, erzak kabı. Ama bu herhalde benim aldığımın bir küçüğü kızlar. Fiyatı da bunun 69.90. Aslında bir düşünüyorum, hani içine ceviz koyayım. Güzel olur. Bilemedim ki işte. Bir de böyle bir süzgeç. Şu kilitli saklama kabı. Şunlar yoğurt kabları, saklama kabları, Paşa Bahçe'nin tepsi. Şu bardaklar da çok güzel. Bir de böyle bir seramik dikdörtgen fırın kabı. Kırılmış. Bakar mısınız içinden gelen sesi? Neyse biz yapmadık. Bu ne? Rengi seviyorum. Kıyafette de pek değil ama böyle masa sunumu olsun, böyle tabakta, çanakta hoşuma gidiyor. Daha iyi. Kızlar bakın, tefal tavalar. Görüyorsunuz fiyatını, 299 TL. Şu krep tavası da 199 TL. Çok güzel. Çok güzelmiş. Sevgi Hanım'la buluştuk. Allah razı olsun. Bir ödevimiz vardı. Onu hallettik. O da kağıtları getirdi. Şimdi onunla geziyoruz. Kendisi süt alıyor şu an. Bu küçük mü Sevgi Hanım? Krep tavası için. Küçük değil mi? Yoksa yeterli mi? Bunların boy olanları evet. Değil mi? Bu orta boy galiba. Bir de bunların şey de var. Şu kenar kısmı düz olan var. Daha böyle çevirirken. Evet. Nasıl? Bendikleri onlarda. Bu mu? Hı hı. Ama bende iki boy var. Bir küçük boyu, bir de bu boyu var. Bakalım. Ağırmış ama. Baksana. Ağırmış. Çok değil ama iyi. Güzel. Hı hı. Ucuz değil yani. Yok ya, artık ucuz hiçbir şey kalmadı. Sonra böyle kek kalıpları. Şu tahtalar da güzelmiş. Bir de seni göstereceğim. Bakın şöyle üçlü. Paşa Bahçe'nin böyle bir şeyler koymak için bir cam kavanoz değil.
Bir de şöyle cheesecake'lerinizi koymanız için Paşa Bahçe'nin servis tabağı. Bu da çok hoşuma gitti. Bunun herhalde bu vardı. Geçenlerde de göstermiştim. Zeytinyağlıklar da gelmiş. Büyük boyları böyle 39.50, küçükleri de 32.50 kızlar. Elektrikler gelmişti. Hemen fırını çalıştırdım. Kurabiyeler azıcık daha dursun. İnşallah çok da fazla kurumaz. Şimdi böyle sebzeleri arkadaşlar, patatesi dilimledim. Havucu böyle uzun dilimledim. Soğan doğradım. 2 tane karnabahar. Aynen bu şekilde brokoli de katın, mutlaka çok lezzetli oluyor. Şimdi bunları o gösterdiğim sosla döktüm üzerine. Bunu da yağlı kağıdın üzerine sereceğim fırın tepsisine. Bunu da pişirmeyeceğim. Böyle karıştırmak için bunu kullandım. Fırında pişecek. Çorbamı da şimdi blenderdan geçireceğim. Hemen şu yemek olayını halledeyim, aradan çıksın. Fırında sebzeli yemeğimiz hazır. Çorbamız da hazır. Onu da kaynattım. Dumanı üstünde arkadaşlar. Çok lezzetli oluyor. Kurabiyelerde tüm olumsuzluklara rağmen harika olmuş. Böyle kıyır kıyır bir tanesini böyle kırdım. Hemen Mikail'e verdim, dedim nasıl kıyır kıyır mı? Şöyle kavanozlara koydum. Ben böyle biraz stok yapacağım söylediğim gibi size. Dursun. Birisi gelir hemen çıkartırım. Hem de böyle onadan gelen bana hediye bu sunumun üstüne de kurabiyelerimi koydum. Birazdan üzerlerine yemekten sonra çikolata arkadaşlar dökeceğim. İstediğiniz gibi süsleyebilirsiniz. Vallahi tekrardan teşekkür ederim Uno'ya buradan. Hadi hemen masayı kurayım. Bizimkiler fena. Fena valla. Oturmuşlar bekliyorlar beni. Şimdi çikolatayı eritiyorum. Çoko krem kullandım. Böyle altta kaynayan bir su. Onun üstüne de böyle tabağa yerleştirdim. 3 tatlı kaşığı kadar da çikolata koydum, çoko kremi. Bir de çok az, nasıl diyeyim size, bir yemek kaşığı kadar da sıvı yağ, daha böyle akışkan olsun diye. Şimdi böyle buharıyla eridi, ayarladım, bunun içine koyacağım. İsterseniz sadece bakın, hiç böyle bu işleme girmeden üstüne çikolata, çoko kremi de koyabilirsiniz. Ama ben böyle bir akışkan yapmak istiyorum. Yemeklerimi de koydum kızlar. Çorbamız. Sebzeli kızartmamız fırında. Yarın yemeğim hazır. Çayımı da demledim. Bakayım az. Şöyle ben azıcık döktüm. Daha bir akışkan yapıyor bakın. Elmas kurabiyelerimizin süslemelerini yaptık. Kızlar, görünüş ama böyle ışıltılı bir kurabiye değil mi Allah aşkına? Kıyır kıyır. Böyle zaten kurabiyelerde böyle en çok sevdiğim, kurabiye öyle çok düşkün değil ben. Şöyle söyleyeyim ben size. Kıyır kıyır olan kurabiyeleri daha çok seviyorum. Böyle ağızda eriyen. Bu da aynen öyle bir lezzet. Deneyecek olanlara da şimdiden kolay gelsin, afiyet olsun. Videoda ayrıntılı bir şekilde malzemelerini verdim. Hamurun kıvamını da gösterdim arkadaşlarım. Şöyle göstereyim. Şimdi çayın yanına Mikail yesin. Biraz söylendi sebze pişirdiğim için. Sebzeyle doymamış. Biraz böyle zeytin peyniri de atıştırdım yemekte. Yani üzgünüm Leyla. Bu akşam da böyleydi. Sunumu yaptık. Tamam. Böyle bu tabağın ayrılabilmesi de çok güzel. Şöyle yapayım. Yelda o zaman bana şey demişti. Ne gerek var, bana daldırdın, kendine daldırdın. O böyle şurasını kırmış ama valla iyi de oldu aslında. Alınmış alınmıştır. Şöyle kapalı da kalıyor. Güzel oluyor. O nasıl bir cümleydi? Kapalı da kalıyor, güzel oluyor.
Yani üstüne sinek konmaz, böcek konmaz diyeceğim yerde. Şöyle dursun. Hadi çayımızı da koyalım. Gelsene canım mutfağa. Gel mutfağa, gel. Yemek yedikten sonra çekiliyorsun odaya hemen. Çayınızı nasıl alırsınız? Şekerli şekersiz. Yarın da tuzlu kurabiye yapalım mı? Vallahi margarini buzdolabına da koymadım. Yarın tereyağım da geliyor kızlar. Ay sonunda. Allah'a şükür. Yarın belki şöyle güzel kıyır kıyır bayatlamayan güzel bir tuzlu kurabiye yaparız. Yarın bir kalkalım bakalım. Sağlıklı kalkalım da. Yanına kurabiye koyayım ister misin? Kaç tane? Bir. 5-6 tane mi? Sen doymadın mı bu akşam? Bu akşam benimki doymamış. Aldım alalı şu tabağı daha kullanmadım. Dur. Buna koyalım. Ay ben size var ya Bim'den aldıklarımı da göstereceğim. Ne aldım? Vallahi Sevgi Hanım fark etti. Ya ben de şöyle bir bakayım dedim. Hoşuma da gitti. Şöyle 5-6 tane değil de 3 tane koyayım, yiyemez çünkü biliyorum. Ve günün sonuna geldik arkadaşlar. Çaylarımızı da içtik. Vallahi birazcık da böyle içimde ısındı. Normal, zaten normal demeyeyim pardon. Ben hep kısa kollu dolaşıyorum evde. Ama bu sene şu sıcaklıklar hani bitti ya. İşte hava sıcaklıkları düştü. Şöyle 2-3 gündür evi zor ısıtıyorum. Bakalım doğalgaz faturası ne kadar gelecek. Yelda'ya 1000 TL fatura gelmiş kızlar, doğalgaz faturası. Abla diyor yatak odası zor ısınıyor. Hani diğer yerler tamam ama diyor yatak odası bayağı diyor biraz ya bayağı serin diyor. Herhalde onlar da ısıtıcı alacakmış. Allah'ım yardımcıları olsun. Ama onun evinin de neredeyse bütün cephesi açık. İşte böyle her tarafı açık cephe olan evler, evet ısıma problemi zor oluyor. Ya işte izolasyonu güzel olacak. Bizim evin izolasyonu çok güzel. O zaman biz en iyisinden yaptırdık. Ama 2-3 gündür evi ısıtmakta ben de zorluk çekiyorum. İnanın. Hatta otururken mutlaka ikimizin üzerinde de battaniye vardır. Bakalım faturam ne kadar gelecek. Bekliyoruz. Biz de bir şok yaşarız herhalde. Sağlık olsun diyelim. Bugün de fazla da hiçbir şey yapamadım evde. Zaten böyle kar, yağmur yağdığında artık evden pek dışarı çıkmam arkadaşlar. Bu tarz böyle videolar gelir. Oturmalı videolar olur. İşte bir şeyler yaparız, ederiz. Ama böyle havalar güzelken de dışarıda vakit geçirmeyi seviyorum. Şu evi de var ya bir elden geçirebilsem dipli köşe çok iyi olacak. Aslında ben Şok'tan Paşa Bahçe'nin o kapaklı sunumluğunu alacaktım. Çünkü fiyatı birazcık uygundu Şok'ta. Neyse dedim hadi oradan çıktık. Sonra BİM'e uğradık. BİM dedi bunu görünce bunu aldım. Çünkü tabağı çok büyük. Börek yaparsın, balık yaparsın, işte cheesecake yaparsın, pastanı yaparsın. Ne bileyim bisküviden bir şeyler yaparsın, koyarsın. Ölçüsü olarak yazıyor. Uygun da bir şey olunca kesimizi zorlamayan, öyle diyeyim ben size. Alıyoruz. Bakın. Şöyle. Ha böyle. Şöyle. Hem buraya çikolata sosu da aksa var ya, şurada böyle hafif bir derinlikleri var. Güzel. İyi günlerde kovunalım. En güzelleri de her zaman sizin olsun. Kızlar.
Yok ya, iyi ki aldım. Yok, pişman olmam bunu aldığıma. Niye aldığıma pişmanım? Çünkü Ikea'dan aldığım saksı ve çiçeği pişmanım. Ve beğeniyorum aslında da, ne bileyim, ben bir çiçeğe ihtiyacım yoktu. İtiraf ediyorum. Hiç ihtiyacım yoktu çünkü mutfak çiçek. Şurada doğalgaz borusunda sarmaşık led. Gözümün önünde bunlar. Masanın ortasında çiçek. Şurada bir çiçek. Ay. Ben aslında var ya, böyle çok kalabalığı da seven bir kadına değilim de, işte bu çekimlerde işte bu çiçekler falan iyi güzel çıkıyor ya, o yüzden böyle dolu dolu. Normalde ben bu YouTube'da, Instagram'da olmadan önce bomboştu. Tezgahımda hiçbir şey yoktu. Yani çok doğru düzgün böyle bir şey bulamazsınız. Ama bu çekimler nedeniyle işte çekim yaparken işte arka fon güzel gözüksün, işte böyle koyuyoruz. Koyuyoruz. Güzel de çıkıyormuş şimdi ekranda. İşimiz bu olduğu için böyle de yapıyoruz. Ne aldım Mimran başka? Bunu da bir İmpirazır'da gördüm. İşte zeytinler falan şu durdu bu durdu uygundur deyince ben de bir kuş verdim. Bu zeytinlerden aldım. Sele, zeytin, kuru sele. İki tane aldım. Stok yapalım. Aydır ekmek 5 TL olmuş kızlar. Hayırlı olsun. Böyle millet olarak diyete girelim. Zaten bakın şu ödem şeyimi de hazırladım. Şimdi bunu gece yatmadan önce içeceğim. Hop, konudan konuya geçtim. Odasında olması gerekiyor ve suyumu da içeceğim bunun peşine. Bugün benim için çok güzel bir gündü. Çok açım. İnanılmaz açım. Kurabiyeden yemedim. Çok açım ama. Bugün bayağı beni zorladı kızlar. Şimdi bu zeytinden aldım. 30 küsür liraydı bu. İşte iki tane aldım. Bir tane de Mikail almıştı. Dursun. Zeytin zaten çok tüketiyoruz. Çok seviyoruz. Bir de Hesnacıma da ben söylemiştim. Esna doğal zeytin hazırladı. Sağ olsun arkadaşım. Kendisine zeytin bahçeleri var. İşte bir gidip alamadık. O da bana bir türlü gelemedi. Bu arada kocasının da şükürler olsun. Hani korkulacak bir şey yok. Hani evet, ilaç kullanması gerekiyor. Bir ufak bir rahatsızlığı var ama sonuç çok güzel olacak. Eminim, tekrardan geçmiş olsun. O da bana gelemedi. Ben de gidemedim işte. Nasip kısmet arkadaşlar. Birden aldıklarım bunlar. Şimdi şurada odasına geldikten sonra onu da içerim. Ben şimdi burada size veda ediyorum. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın. Allah'a emanet olun. Sizleri çok seviyorum. İnegöl'den kucak dolusu selam ve sevgiler. Aramıza yeni gelen arkadaşlar da hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. İnşallah iyisinizdir hepiniz de. Ben videonun açılışını yapmayı unuttum. Unuttum kızlar. Bir baktım açılışı yok. Ne yapacağım? Ne yapayım o zaman dedim, artık bu videoda böyle olsun. Kusuruma bakmayın. Biz de dalıyoruz. Kafa 1500 olunca. Beğenilerinizi, yorumlarınızı da unutmayın arkadaşlarım. Buradan hepinize tekrardan o yorum yapan ellerinize dert görmesin. Çok teşekkür ediyorum. Yarın görüşürüz. Sağlıcakla kalın, sevgiyle kalın.